Sınav kaygısıyla ilgili tüm bilgileri matematik öğretmeni İlker Şen'den dinleyeceğiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız İlker Bey? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Buyurun lütfen. Teşekkürler. İlker Bey, programımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Sohbetimize sizleri tanıyarak başlayalım. Ben İlker Şen, matematik öğretmeniyim. Eskişehir'de 15 yıllık bir tecrübem var. Okulumuz 2014 yılında dershanelerin temel liseye dönüşüm programı sürecinde daha önce özel okul ve dershane tecrübesi olan öğretmen arkadaşlarımızın Eskişehir'i bilen, havasını alan, öğrencisi tanıyan öğretmenler tarafından kurulmuş eğitim kurumudur. Öğrencilere vermiş olduğunuz eğitimden bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitim şu şekilde oluyor. Biz öğrencimizin iyi ve nitelikli bir eğitim alması gerektiğini biliyoruz. Bu sebepten dolayı onların eğitim ve öğretim hayatında farklı öğrenme teknikleri olduğunu bilerek sevgi ve saygı çerçevesinde öğretmenin öğrenciye, öğrencinin de öğretmene saygı duyduğu, değer verdiği ve bu çerçevede kendini geliştiren, araştıran öğretmen kadrosu sayesinde eğitimimiz üst düzeyde devam etmektedir. Peki öğrencilerde bir sınav kaygısı var hocam, evet, biliyorsunuz. Üniversiteye nasıl hazırlıyorsunuz öğrencileri? Burada rehberlik servisimiz ön plana çıkıyor. Dersteki öğretmenlerimize bir rehber öğretmen olarak öğrencinin sınav içerisinde, deneme sınavları içerisinde, aynı zamanda sınıf içerisindeki tutumunu göz önünde alarak rehber öğretmenlerimizle beraber çocuğumuzun kaygısını gidermek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Evet. Peki ne kadar sürede bir deneme sınavı yapıyorsunuz? Biz deneme sınavlarını sıklıkla yapıyoruz. Bu süremiz bir aylık da her ay olmak üzere, Türkiye geneli de dahil olmak üzere, aynı zamanda Mart ve Mayıs aylarında da Osman Gazi Üniversitemizin anlaşmasıyla beraber sınava gerçek prova adı altında onları sınava hazırlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde de onların heyecanlarını yenmeye çalışıyoruz. Evet. Peki okulunuzdaki sosyal faaliyetlerden de bahsedebilir misiniz? Sosyal faaliyetlerimizin içerisinde genelde resim, müzik ve uygulamalı derslerimiz olmaktadır. Bu uygulama derslerimizin içerisinde kendini bilen, araştıran öğrencilerin olduğu, kendilerini geliştirdikleri bir eğitim kurumu olarak devam ediyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler ve bu güzel sohbet için size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. İlker Şen'le keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız Serdar Köseler'le devam ediyor. Serdar Bey, programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizleri tanıyalım. Adım Serdar Köseler. Kimya öğretmeniyim. 15 senedir özel sektörde öğretmenlik yapmaktayım. Evet. 2014 yılından itibaren 6 arkadaşla birlikte yola çıktığımız işte bu temel lise sürecini inşallah seneye kampüs okulumuz şeklinde Fen ve Anadolu Lisesi olarak devam edeceğiz. Evet. Serdar Bey, önümüzdeki yıllarda teknoloji lisesi olacaksınız. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Çok hızlı ilerlediği için özellikle bu yeni nesil Z kuşağı dediğimiz öğrenciler teknolojinin içine doğdular, bildiğiniz gibi. Hani doğdukları günden itibaren teknolojiyle iç içeler. Evet. Her şeyi hazır bir şekilde elde edebiliyorlar artık. Bu yüzden klasik öğrenme yöntemleri etkisini yitirmeye başladı. Yeni bir eğitim modeline geçmemiz gerekiyor aslında dünya olarak, Türkiye olarak. Biz de bunu inşallah seneye Eskişehir'de ilk bir şekilde başlamak istiyoruz. Kullanacağımız eğitim modeli bu Endüstri 4.0 yeni sanayi devrimine uygun bir şekilde Eğitim 4.0 modeli olarak adlandırıldı. Bu Eğitim 4.0 eğitim modelinde daha çok görselleştirilmiş eğitim öğretim araçları ön planda olacak. Çocuklar daha çok yaşayarak, yaparak öğrenmeye çalışacaklar. Örneğin robotik kodlama derslerimiz olacak. Burada algoritma kurmayı, akış şemaları hazırlamayı, böylelikle analitik düşünme yeteneklerini geliştirmeyi öğrenecekler. Evet. Yazıcı sistemleriyle tasarım yapmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi ön plana çıkaracaklar. Ayrıca bu yazılım derslerinde kullandıkları programlar birçok mühendislik biliminin kullandığı temel programların mini bir versiyonu olacak. Dolayısıyla üniversitede mühendisliklerle ilgili bir bölüm seçtiklerinde bu derslere aşina olduklarından üniversitedeki başarıları da artacak. Bu dediğim çalışmaları yaparken Atılım Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nde çok saygıdeğer
Doktor Göksel Duykaya, Doktor Hüseyin Kurtuldu gibi akademisyenlerden teknik destek alıyoruz. Bu kuracağımız laboratuvarların bilimsel altyapıları onlar tarafından hazırlanıyor. Türkiye Bilim ve Sanayi Derneği'nin kurucu üyeleri aynı zamanda bunlar. Bu yapacağımız eğitim sisteminin altyapısını dediğim gibi akademik kadro sayesinde seneye hizmete geçireceğiz. Serdar Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Serdar Köseler'le keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşça kalın.